Merhaba arkadaşlar. Bugün üniversitelerle ilgili son durum videosu paylaşacağım. Sizin de tabii isteğiniz doğrultusunda bu videoyu çektim ve biraz araştırmalar yapıyordum bu konuyla ilgili. Şimdi bildiğiniz üzere bu üniversitenin açılıp açılmayacağı hala bir merak konusu. Bu merakınızı gezdirmek istedim. Şimdi arkadaşlar buna geçmeden önce şunu söyleyeyim. Bu bir başlıklar haline gidin, sorular haline gidin bir video. Başlıkları kendim yazıyorum, soruları önümdeki notlara bakarak gidiyorum. Bu bilgiymiş olan. Bu yüzden siz bu başlıklar halinde, bakın şöyle göstereyim. Şöyle bir başlıklar halinde olacak. Bu yüzden bu başlıklar halinde izlemek istemeyen arkadaşlarımız var. Hani ne alakası var böyle başlıklar yapmasın diye. İzlemek istemeyenler şimdiden çıkıp gidebilir arkadaşlar. Biz başlıklar halinde anlatıyoruz videoyu. Konumuza gelecek olursak. Şimdi arkadaşlar şimdi karar verenler var. Üniversitelerin bahar dönemi için ne düşünüyorlar? Kampüsler açılacak mı? Yani kampüsler dediğimiz üniversitedeki şeyler, fakülteler. Aşı Türkiye'ye geldiğinde normal hayata dönecek mi? İşte tüm merak edilenleri açıklayacağız. Pardon. Tabii bu konuda hepsini denmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Yorumlar kısmında falan görüşleriniz ve düşünceniz varsa yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. İsteyinler. Şimdi arkadaşlar aşının son durumu ne? Ben tabii önümdeki kağıtlara bakacağım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir baktığımızda aldığım küçük notlar da var. Sağlık Bakanı'nın bu Türkiye'ye 50 bin doz aşı geleceği ve ilk dozun bu hafta içinde gelebileceğini söylemişti. Ve büyük ihtimalle bu hafta içinde ilk doz gelecek ve bu dozlar Türkiye'de insanlar üzerinde denenecek. Şimdi arkadaşlar bakın şunu üzerine özellikle değiniyorum. Bir kere aşı isteğe bağlı. Aşı isteğe bağlı ve aşının üniversitede ne alakası var diye arkadaşlar için de şunu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar aşı demek vaka sayısı demek. Bazı aşı vaka sayısını düşürür. Ama şimdi şöyle bir şey var. Ben bugün öğrendim. Mesela ilk dozu yaptıktan sonra bir ay beklemek lazımmış. O dozu yapan insan eğer o bir ay içinde virüse yakalanırsa o doz boşa gidecek. Bakın tekrarlıyorum. Örnek veriyorum. Ahmet diye bir öğrenci var. Ahmet diye öğrenci koronavirüs ilk aşısını yaptı ve ilk aşıdan sonra ikinci aşı bir ay sonra. O ikinci aşıya kadar arkadaşlar o arkadaşın koronavirüs testi her zaman negatif çıkması lazım. Pozitif çıkarsa yani mesela sokağa falan çıkarsa ya da metro falan binerse ya da AVM'ye falan giderse tekrar korona olursa o aşı boşa gidecek. Bu yüzden aşıların aylıklar aralıkta yapılması örnek veriyorum. İlk mesela şu an aralıktayız. Şu an bir doz olan ikinci dozu diğer ayın mesela şu an ay aralığına kaçındayız? Şu an aralığına 10'un diyelim. İkinci doz ocağın 10'unda olacak arkadaşlar. O bir aylık sürede bayağı bir vaka sayısı yine belirli olacak. Yani şunu demek istedim. Yani burada anlamayan için şunu söyleyeyim. Arkadaşlar aşı geliyor. Tamam aşı geliyor ama vaka sayısı nasıl? Hani vaka sayısı nasıl gidiyor? Şimdi farkındaysanız her gün 30 bin vaka çıkıyor. Ve bu vaka sayısı düşmesi lazım. Aşı geldiğinde aşı aylar mesela örneğin bir ay oldunuz ondan sonra bir sonraki ay olacaksınız ya o ay aralığında vaka sayısı tekrar artarsa üniversitede gene açılmaz. Yani ben demek istediğim şey bu. Umarım anlamışsınızdır. Tekrarlıyorum. Aşının gelmesi vaka sayısını düşürmezse kısaca söylüyorum. Üniversiteler gene açılmaz. Aşı gelecek, vaka sayısı düşecek, ondan sonra üniversite açılır. Vaka sayıları bakın tekrarlıyorum. Vaka sayıları 1000'in altına düşmeden üniversiteler açılmaz. Ben geniş aktif fikrim bu. Devlet şunu da diyebilir. Bir 6 ay daha açılmasın. Zaten ikinci dönem 3 ay sürüyor. Mart, Nisan, Mayıs. 3 ay sürdüğü için arkadaşlar hani devlet bir 3 ay daha açık kalmasın diyebilir arkadaşlar. Bu yüzden hani nasıl ne olacağı tamamen ocağın son haftası belli olacak arkadaşlar. Üniversitelerin, ilkokulların, ortaokulların, liselerin açılıp açılmayacağı Ocak ayının son haftasında kalacak arkadaşlar. Bu yüzden Ocak ayının son haftası her şeyin netlik kazanacaktır. Tabii biz dediğim gibi uzmanların görüşünü aldığımız için ve Fitur Hocam ailesine hiçbir zaman kendi bilgilerini katmadan uzman görüşüne dayandığı için kesinlikle ama kesinlikle net bilgi söylemiştir. En sonunda videonun sonunda en sonunda Fikir Hocam ailesi olarak biz ne düşünüyoruz, siz ne düşünüyorsunuz diye bir şey her zaman sormuşumdur. Ama bu şu an söylediğim şeyler yetkililer tarafından söylenen sözler. Aşının gelmesi koronanın bittiği anlamına gelmez. Aşı geldiğinde ve aşılar aylar aralığında yapıldığı için mesela örnek de vermiştim. 10 Aralık'ta aşı olan bir insan ikinci aşısını 10 Ocak'ta yapacak bir ay sonra. Bu yüzden o aralıktaki 30 günde tekrar korona testi pozitif çıkmaması lazım. Çıkarsa o aşı boş gidiyor. Bu yüzden şu anda ilk aşılar sağlık çalışanlar, ikinci aşılar ise 65 yaş üstüne yapılacak diye söylendi. Artıyeten bugün Sağlık Bakanı'nın bir lafını gördüm. Türkiye'ye en net aşı Mart'tan sonra gelecekmiş arkadaşlar. En verimli aşı Mart'tan sonra geleceğini söyledim. Bu yüzden bu Mart'tan sonra gelecekse eğer şimdi üniversiteler
Şubat'ta açılıyor. Vizelere kadar açılmayabilir arkadaşlar. Vizeler dahil. Vizeleri açılmazsa ve vaka sayısı devam ederse büyük ihtimalle finalden sonra da açılmazlar. Mesela daha önceki videolarımda beni takip edemeyebilir. Ben Ekim'e kadar, Ekim'in 15'ine kadar üniversiteler, pardon Ekim diyorum, Kasım'ın 15'ine kadar üniversiteler açılmazsa üniversitede bu dönem açılmayacağını söylemiştim ve bu dönem açılmadı. Zaten Kasım 14-15 civarında Sağlık Bakanlığı üniversitenin açılmayacağını söyledi. Ben yine böyle şöyle bir laf söylüyorum. Eğer Şubat demeyelim de Mart diyelim. Mart'ın ikinci haftasına kadar üniversiteler açılmazsa üniversiteler ikinci dönemde açılmaz. Bakın tekrar alıyorum. Mart'ın ikinci haftasına kadar üniversiteler açılmazsa ikinci dönemde üniversiteler açılmaz. Aşının durumunu söyledik. Aşının durumunun iki doz yapılacağı ve o iki doz arasında 30 günlük bir süre var. Bu 30 günlük sürede insanların pozitif tekrar çıkarsa ve vaka sayısı devam ederse bile artmaya maalesef aşıdan da bir umut olmaz ve vaka sayısı devam ettiği için de üniversiteler açılmaz. Peki vaka sayısındaki son durum ne? Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Artık Sağlık Bakanlığı normal vaka sayılarını açıkladığı için günlük 30-35 bin, 30-31, 32, bugün kaç olduğunu bilmiyorum ama 30-31, 32 ve şöyle yaklaşık 35 bine doğru gidiyor. Bu vaka sayıları bu kadar artmışken ben üniversitelerin bu vaka sayısı doğrusunda açılacağını kesinlikle ama kesinlikle düşünmüyorum. Yani açılma ihtimali %0. Bu yüzden vaka sayıları düşecek. Ağır hasta sayısı düşecek. Ölüm oranı düşecek. Dediğim gibi binin altına düşmeden üniversiteler açılmaz. Binin altına düştüğünde üniversitede açılacağına emin olabilirsin. Ama dediğim gibi tamamen vaka sayısı düşmesi lazım. Vaka sayısı düşmeden üniversitede açılmaz. İşte bugünkü tabloya baktığınızda isterseniz siz bir bakın ben buraya eklemedim. Yani 220'ye yakın bir ölü vardı arkadaşlar ve ağır hasta sayısı artıyor. Normal vaka sayısı artıyor. Ondan sonra yoğun bakımdaki entübe sayısı artıyor. Bu yüzden arkadaşlar bunu artmaya devam ettikçe sürece üniversiteler açılmaz. Bakın şu anda Ocağa gireceğiz. Aralık bitmek üzere 2021'e gireceğiz. Vaka sayıları her geçen gün artıyor. Ve bu artmaya devam ederse büyük ihtimalle ikinci dönem açılmaz. Vaka sayıları düşmesi lazım arkadaşlar. Aşıyla maşıyla olacak iş değil bu. Vaka sayısı düşecek. Biz tedbir almadığımız sürece istediğiniz kadar aşı gelsin o vaka sayısı düşmez. Siz tedbirlerinizi alacaksınız ki vaka sayısı düşsün. Zaten geri kalanını aşı kendisi halleder. Ne kadar az vaka olursa o kadar çok aşı geleceği için o aşılar vaka sayısını, o az olan vaka sayısını bitirip üniversitede açılacaktır. Üniversiteler açılırsa da kademeli bir şekilde açılacak arkadaşlar ve ben üniversitelerin açılması durumunda hibrit bir sistemle açılacağını söylemiştim. Hibrit sistemi bilmeyen arkadaşlar için şöyle söyleyeyim. Derslerin %40'ı online, pardon %40'ı 100, %60'ı online oluyor. İşte uygulama derse %100 oluyor. Teorik derse online oluyor. Derslerin süresi en az 20 dakika, en fazla 30 dakika oluyor. İşte uygulama dersi haftanın belli günleri yapılıyor. Buna cumartesi ve pazar dahil. İşte böyle ki bazı üniversitelerin değiştirebiliyor tabii bu hibrit sistemi. Kendi eklentileri de yapabiliyorlar. Ama neticesinde hibrit sistemde sadece uygulama derslerinin olduğunu, teorik derslerinin olmayacağını, online olacağını söyleyebiliriz. Şimdi siz bana şunu söyleyebilirsiniz. Hocam ben bir iktisatçıyım ya da hocam ben bir tarih öğretmeniyim ya da ben bir edebiyat öğretmeniyim. Biz söz alacağız. Bizim dersimizde sayısal bir şey yok. Yani uygulama bir şey yok. Biz gitmeyecek miyiz? Eğer hibrit sistem yaparsa bu dediğim bölümler maalesef gitmeyebilir. Tamamen üniversiteden üniversiteye bu vaka sayısı değiştiği için o şehirden şehire de üniversitelerin durumu değişebilir. Vaka sayısını düşmeden dediğim gibi üniversiteler büyük ihtimalle açılmaz. Vaka sayısı düşmesi lazım. Peki ikinci dönem üniversite açılacak mı? Şimdi arkadaşlar şunu düşünün bakın. Az önce dedik ki aşı dedik. Bakın aşı dedim. Vaka sayısı dedim. Üniversite dedim. Aşı gelecek. Vaka sayısı azalacak ve üniversitede ikinci dönem açılacak. Aşı geldi hocam. Vaka sayısı artmaya devam ediyor. Üniversitede açılır mı? Açılmaz. Hocam aşı geldi. Vaka sayıları azaldı ama ölüm oranları ve entübe sayısı arttı. Üniversite açılır mı? Yine açılmaz arkadaşlar. Bakın diyorum ölüm oranı, ağır hasta sayısı ve vaka sayısı. Bu üçünün de aynı anda düşmesi lazım. Biz Haziran ayında vaka sayısı o kadar çok düşürdük ki ben üniversitenin %100 açılacağını düşünüyorum. Ama maalesef şu anda vaka sayıları o günkü Haziran'daki verilere göre 10-15 kat arttığı için arkadaşlar maalesef şu anda ikinci dönem üniversitenin açılması çok zor. Hatta imkansız diyebilirim. Şu andaki vaka sayıları üniversite kesin açılmaz. Bakın. Şu andaki vaka sayılarına göre ikinci dönem üniversite kesin açılmaz. Benim tek ihtimalim aşı. Ama aşının da şurada korktuğum bir yanı var. Aşının nasıl bir şey olduğunu bilmiyoruz. Bu bir. İkincisi de arkadaşlar aşı geldiğinde dediğim gibi arada 30 günlük bir süre olduğu için bu 30 günlük sürede o insan tekrar virüs olma ihtimali var. Biz eğer tedbirlere uymazsak emin olun aşı da bizi kurtarmaz. Bakın biz eğer tedbirlere uymazsak aşı da bizi kurtarmaz. Ben bugün bir haber ismi söylemeyeceğim hangi haber oldu. Orada gördüm canlı yayında bilim kurulunun bir üyesi şunu demişti. Biz aşı bulunsa bile aşı Türkiye'ye gelse bile
biz bu COVID'den en erken 2021'in aralığında, en erken aralığın sonuna doğru kurtuluruz diye düşünüyor. Bakın en erken diyor. Aşı gelse bile 2021'in sonuna doğru ancak kurtulabiliriz. 2022 de olabilir arkadaşlar. Bu yüzden ikinci dönemde açılmama ihtimali var. %50, %50 diyelim şimdilik. Yani bana kalsa %70 açılmaz, %30 açılır. Çünkü arkadaşlar şu anda vaka sayısı bayağı arttı. Bayağı bir zirvede. Yani 2 gün önce 800 bin olan hasta vaka sayısı şu anda 1 milyon 700 bin. Ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Siz artık yetişkin genç olduğu için beni anlıyorsunuzdur. Ve emin olun haberleri takip edenler bu olayların ne demek istediğimi, ben şu anda ne demek istediğimi hepsinin farkında. Siz tabii yorumlar kısmına kendi görüşünüzü yapabilirsiniz. Ben her zaman hepinizin görüşüne saygı duyuyordum. Ama hiçbir zaman saygı aşmama kaydıyla arkadaşlar. Saygı aşan insanı kesinlikle engelliyorum ve benim kanalımda yeri yoktur. Dediğim gibi vaka sayısı ve aşının durumu ikinci dönemin üniversitenin açıp açılmayacağını belirleyecektir. Beni biliyorsunuz Fikir Hocam ailesi olaraktan bu konu üzerine hep gittik ve her zaman gitmeye devam edeceğiz. Biz elimden geldiğince de bu konu hakkında daha ayrıntılı bilgiler paylaşacağım. Bu videoyu aslında biraz daha geçirdim. Biraz daha bekletecektim. Birkaç gün daha hafta falan atacaktım. Ama çok istek geldiği için arkadaşlarımızdan hani bugün atmaya karar verdim. Umarım işinize yaramıştır. Bilginiz bir nebze olsun. Hani gidermişimdir. Elimden geldiğince emin olun sizi bilgilendirmeye çalışıyorum. Emin olun sizin için her gün araştırma yapıyorum ve şu anda önümde hani evraklarım falan var. Onları size göstermiyorum ama önüm sizin için bayağı bir araştırma yapıyorum. Kendi hocalarımızla konuşuyoruz. Kendi arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Araya birkaç yetkili katıyoruz. Birbirinin kurusu üyesi var şu an. Ona ulaşmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ben ona birebir röportaj yapmayı düşünüyorum ama bir yapabilirsem yapacağım arkadaşlar. Bir bilim kurulu üyesiyle birebir röportaj yapıp üniversiteden sorularını soracağım. Zaten eğer olursa hani size bir video paylaşacağım. Arkadaşlar ben bir bilim kurulu üyesiyle paylaşacağım. İşte konuşacağım. Şu bilim kurulu üyesi olarak sizin sorularınız falan varsa bu yorum altına yazın diyeceğim zaten. Eğer öyle bir şey olursa. Olursa zaten onunla ilgili bilgiler paylaşacağım arkadaşlar. Tek yapmanız gereken kanalımıza abone olup hani bu bilgilerden haberdar olmanız. Dediğim gibi ikinci üniversiteden açılıp açılmayacağı vaka sayısı ve ağır hasta vaka sayısına bağlı. Peki sizce üniversite açacak mı? Ben bunu dediğim gibi her zaman bakın her zaman söz uçar yazı kalır diye bir laf var. Ben her zaman sizin laflarınızı önemsiyorum ve her zaman sizin laflarınızı teker teker okuyup ha bak bu arkadaş böyle demiş, bak bu arkadaş şöyle demiş. Her zaman dikkat alıyorum ve bak her zaman birbirimizin fikrine saygı duyuyorum. Hiçbir zaman arkadaşlar hiçbir zaman birbirimizin fikrine hani mesela şu adam şöyle yazdı da ya bu adam saçmalıyor demedim. Ve cevap da veriyorum arkadaşlar. Bu arada hepinizden çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yani hepinizden iyi ki varsınız. Ne zaman şu soruyu sorduğumda peki siz üniversitede açılacak mı ya da peki siz KYK bursunuz ya da KYK ne yapacaksınız gibi sorular sorduğumda emin olun hepiniz güzel güzel cevaplar verdiniz. Hepinizin hayallerine, hepinizin sözlerine ve hepinizin fikirlerine her zaman Fikir Hocam ailesi olaraktan destek verdik ve desteklemeye devam edeceğim. Ben sizin haklarınızı savunmak için buradayım. Örnek veriyorum, üniversitede açılmayacak mı? Ben gider Twitter'da sizin için etkinlik başlatırım. Üniversitelerde harçlar mı attı? Ben gider Twitter'da sizin için harçların kaldırılması ya da bir nebze olsun azaltılması için savaşırım. Siz yeter ki bize destek verin. Siz bize destek verdikçe biz sizin destekleriniz sayesinde sizin haklarınızı koruyacağız ve sizin haklarınızı elimizden geldiğince savunacağız. Sizin emeğiniz bizim emanetimizdir. Biz bunu her zaman yaparız. Fikir Hocam da sizin emeğiniz bizim emanetimizdir. Bu daha önce ÖSYM lafıydı. ÖSYM bu lafı uyar mı uymaz mı bilmiyorum ama bizde laf senettir. Bizde laf namustur. Biz sizin laflarınızı ve sizin sözlerinizi ve sizin değerlerinizi her zaman korumak için buradayız. Fikir Hocam da biz 6 arkadaşız arkadaşlar bu arada. İlerleyen aylarda ve ilerleyen yıllarda o arkadaşlarımızla müdahil olup onlar da videolar atacak arkadaşlar. Bununla ilgili projelerimiz var. O yüzden hani ilerleyen günlerde ya da ilerleyen aylarda sadece benim sesimi başka arkadaşlarımızın da mutlaka sesini duyacaksınız. Siz tabii dediğim gibi Fikir Hocam ailesi olaraktan bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz üniversiteyle ilgili? Mutlaka yorumlar kısmına belirtin. Bu da arkadaşlar tek ricam var. Videoyu sonuna kadar izleyin. Videoyu sonuna kadar izlemeyip yorum yapan arkadaşlarımız var. Onlara da tek ricam. Videoyu sonuna kadar izle. Ondan sonra istediğin soruyu sorabilirsin. Söz veriyorum. Cevap vereceğim. Zaten herkese cevap veriyorum arkadaşlar. Ben yorumlar kısmına cevap vermedim. Bir insan varsa bil ki o insanın yorumu spama düşmüştür. Yani spam derken yani çok soru sorduğu için algoritma onu en arkalara etmiştir. Ben görmemişimdir. Bu yüzden sizin sorunuzu görmüyorsam arkadaşlar o altta cevap verdim. Onun altında eğer görmemişsemse tekrar sorun arkadaşlar. Ben cevap verene kadar sorun. Emin olun cevap vereceğim ben size. Dediğim gibi Fikir Hocam ailesi olaraktan siz ne düşünüyorsunuz? Bunu yoruma kısa belirtirseniz sevinirim. Mutlaka sizin görüşlerinizi bekliyorum. Hepinize cevap vermeye çalışacağım. Kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Her zamanki yaptığım gibi arkadaşlar en başa gidip gene bir değerlendirme yapacağım. Aşının Türkiye'ye geldiği normal hayata dönecek mi arkadaşlar? Bu dediğim gibi tamamen insanların bilincine, sorumluluğuna ve
aradaki sosyal mesafeye bağlı maske, mesafe kural. Bu üçünü uyduğumuz sürece vaka sayısı azalacak. Uymazsak vaka sayısı artma devam edecek. Şimdi kararı verenler var. Bu yüzden bazı insana açılmayacak, bazı insanlar açılacak dedi. Bu kafadaki soruları gidermeye çalıştım. Üniversitelerle ilgili net açıklama Ocak ayının son haftasına doğru belli olacaktır. Üniversiteler bahar dönemi için ne düşünüyor insanlar ve yetkililer? İnsanlar ve yetkililer tamamen şu anda üniversitenin bahar döneminde açılması için vaka sayısını düşünmeye çalışıyorlar. Vaka sayısı düşerse bahar döneminde üniversiteler açılır. Bahar döneminde üniversite açılması için aşı 1, maske, mesafe ve sosyal mesafe ve hijyen 2. Bunlara uymanız lazım. Bu ikisi uyduğun sürece bahar döneminde üniversiteler açılacaktır. Bunlara uymazsak bahar döneminde üniversiteler açılmaz. Umarım anlamışsınızdır. Umarım anlatabilmişimdir. Siz de Fikir Hocam ailesinin bir üyesi olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bu videolarına haberdar olabilirsiniz. Her zaman Fikir Hocam ailesinde size bir yer vardır. Sınırsız bir Fikir Hocam ailesi var ve sınırsız bir abone ol butonu var. İsteniz kadar abone olabilirsiniz. Ücretsiz de karşı hiçbir zaman abone ol da ücret talep edilmez ve hiçbir zaman bir şeyi ücret olarak karşılığını yapmam. O yüzden Fikir Hocam ailesi olarak da kanalımıza abone olup bu tarz videolarından haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olup video beğenirseniz sevinirim. Hepinizin görüşlerini yorumlar kısmına mutlaka bekliyorum. Takipte kalma dileğiyle hoşça kalın. Esenle kalın, sağlıkla kalın.